Başımızdakiler olduğu sürece zaten başındaki bir insanın yargılanması lazım. Onun da kendini bildiği için o yargılanmadığı sürece hiçbir zaman adalet temenni olamaz. Bu normal bir şey. Devlet her zaman kendi katilini saklar. Yani bu da şaşırılacak çok fazla bir şey yok. Bugün bak Cizre'de de yüzlerce insan katledildi. Katillerle ilgili bir şey yapılıyor mu? Var mı öyle bir şey? Yok. Dolayısıyla devlet her zaman kendi katilini koruyacak. Biliyorum yakalanmalarını, yakından da takip ediyorum. Tabii bu bir ülkenin ve devletin ayıbı. Belki Nervan hepimizin çocuğu. Ama yakalanmaması hepimiz için çok acı ve utanç verici bir durum. Ayrıca tabii o dönemde yaşananlar, annesine yapılanlar da ayrıca düşündürücü ve utandırıcı bir durum. Tasvip etmiyorum. Bir an önce yakalanmasını istiyorum. Eğer hukuk varsa, devlet varsa, hukuk devletinde yaşıyorsa mutlaka yani yapanın da yanına kalmaması lazım. Ve en ağır şekilde cezalandırılması lazım. Çünkü bir yaşam yaşamadan yok edildi. Gerçekten üzgünüm. Hani aynı şeyleri yaşıyoruz şu anda. Çok da üzülüyorum. Hak etmeden çocuk birisi. Çocukluğunu yaşamadan öldürdük biz onu. Hepimiz utanmalıyız Türkiye olarak. Ve bir an önce katillerin cezasını, hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyorum, diliyorum. Belki'nin katilleri iş başındalar. Silopi'de, Cizre'de, Sur'da, ülkenin dört bir yanında katliamlarına devam ediyorlar. Berkin'in katillerini cezalandırabilmemiz için, hak ettikleri cezayı bulabilmeleri için bugün ivedilikle Cizre'de, Sur'da, Silopi'de, Yüksekova'da ülkenin dört bir tarafında iş başında olan bu güçlere karşı direnişi büyütmemiz gerekiyor. Bugün henüz o noktadan uzaktayız. Yani Berkinler bir müddet daha belki bekleyecekler. Biz onlara verdiğimiz sözü henüz yerine getiremedik. Ne zaman adil bir barış, adil bir onurlu bir barış gelecek? Ne zaman adalet, hak, eşitlik mücadelesi başarıya ulaşacak? Berkin'in katilleri, Berkinlerin katilleri işte o gün hak ettikleri en anlamlı ceza ile yüzde kalacaklar. Bizi affetsinler. Berkin Elvan'ın katilinin 2 senedir cezalandırılmamış olması, bugün Kürdistan'da öldürülen çocukların da aslında katledilmesine zemin sağlamaktadır. Biz artık onların adaletini istemediğimizi de zaten bugün hendeklerin ardında belirtmişizdir. Bugün hendeklerin ardında direnen insanlar Berkin Elvan'ın adaleti için, Berkin Elvan'ın katillerinin aslında yargılanması için, halk nezdinde yargılanması için kendince adalet dileklerini, adalet taleplerini dile getirmektedir. Ve Berkin Elvan için adalet aslında bugün halkların direnişinden geçmektedir.